kadınların ortalama %7'si eşcinsel. Demek ki bu oran coğrafyalarda çok değişmeyeceğine göre Türkiye'nin de %7'si eşcinsel desek ki profesör hocalarımız bunu da kabul edecekler. Yani yaklaşık 10 milyona yakın eşcinselin de Türkiye'de yaşadığını, bunun birçok siyasi partiden daha büyük oy oranına yok, sahip olduğunu... Yok, ben size o kadar katılmıyorum Barbaros Bey. Yani 10 milyon neden? Çok fazla abarttınız bence. Ben size katılmıyorum. Neden ya, siz saydınız yani, mı tek tek kim eşcinsel kim diye? Hayır Barbaros Bey, kesinlikle öyle bir şey yok da. Yani bunu neye dayanarak söylüyorsunuz Türkiye'de 10 milyon eşcinsel yaşıyor derken? Bunu bilimsiz, bakınız. Şimdi sizin kadar en az ben de yıllardır televizyonda ve yayıncıyım biliyorsunuz. Tabii ki. Sizden daha tehlikeli bir yayıncıyım aslında. ben size bilimsel veriyorum. Bunu İstanbul Üniversitesi'nden, Hacettepe Üniversitesi'nden, psikoloji, sosyolojiden alabilirsiniz. Üstelik Türk Silahlı Kuvvetleri askerlik konusunda eşcinselliği psikosomatik bozukluk parantez içinde hasta olarak ilan ederken bugün askerliğin içindeki eşcinselliği de yargısız sualsiz en ağır ceza haline getiriyor. Hastaların cezalandırıldığı bir ülkede zihniyet zaten hasta oluyor. Biz tabii konunun özüne dönelim. İnsanların ve tüm canlıların en az %7'si doğuştan eşcinseldir. Coğrafi farklılıklar, siz Avrupa'da daha çok olduğunu söylüyorsunuz. Ben 55 yaşında, bunun 10 yılı sürgünde geçti ama 45 yıldır tüm dünyada ve Türkiye'de yaşayan bir çağdaş insan olarak size diyorum ki, Türkiye'de gördüğüm eşcinsel talep, Arabistan'da, Doha'da, Katar'da, evet. İran'da gördüğüm eşcinsel talep, evet. Fransa'da ve İngiltere'de gördüğümden daha fazla. Evet. Barbaros Bey, kendinize neden terzi yamağı diyorsunuz? Efendim, ustam Yıldırım Mayruk Beyefendi, tabii büyük duayen, büyük üstad, o gitti, dikiş bitti. Geriye artık ne işi kalır bilmiyorum. Ben hiçbir zaman ustam niteliğinde bir adam olamayacağım için kendime terzi yamağı diyorum. O çünkü kendisine terzi diyor. Ama unutmayın ki biz biraz farklı düşünüp yaşasak da ortalarda gördüğümüz, sizin örneklediğiniz birçok isim başkalarının mutsuzluğu üzerine mutluluk, başarısızlığı üzerine de başarı inşa ediyor. Bizimki tevazu değil, bir küstahlık belki de yamak demek. Çünkü herkes bu ülkede her şeyi olabiliyor biliyorsunuz. Biz bir şey olmayıp yamak olarak kalmak istiyoruz. Çünkü yamak olmadan çırak, çırak olmadan kalfa, kalfa olmadan usta, usta olmadan da üstad olamazsınız. Peki, üstad olabilmeniz için yamaklığı ve üstadlığı bilmeniz gerekir. Çünkü çırak, kalfa, usta bunlar geçici işler. Türkiye'de en iyi giyinen bayan sanatçılardan bahseder misiniz? En iyi kimler güzel giyiniyor sizin gözünüzde? Türkiye'de bayan dediğiniz bayanlar bay olabilir. Bayıyorlar bizi giyimleriyle. Yani biz bayılıyoruz onları görünce. Onlar giyinmiyorlar. Onlar estetikleriyle işte belediyeden ruhsatsız kaçak balkon gibi çıkmış göğüs dekolteleriyle onlar soyunuyorlar. Artık o Müzeyyen Senarlar, Behiye Aksoylar, Perihan Altındağlar, Hamiyet Yüce Sesler onlar yok artık. Gönül Akkorlar yok artık. O hayalleri bırakın. Şimdi zengin kocası olan, genç sevgilisi olan, kocası askerdeyken boynuz takıp başkasıyla gezdi diye devrimci ilan edilen, küçük çocukları makyajlar içinde ekranlara sunan, hatta köylerdeki bütün ahlaksızlıkları bir avukat, bir psikologla ekranlara oturtan kadınlar artık size göre giyiniyor. Bana göre kral da çıplak, yamak da çıplak. Yani haksızlık etmiyor musunuz Barbaros Bey? Yani Türkiye'de giyinen güzel sanatçılar yok mu? Mesela Gülben Ergen olsun, Hülya Avşar olsun. Ya bunları sayamıyor musunuz? Ya sizin ben gözünüzle. Daha nitelikli kadınlar. Şimdi bakınız, siz sadece ekranlarda işte kırmızı keçe üzerinde yapılan gecelerdeki emanet elbiselere göre giyimleri referans alıyorsunuz. Oysa ben bir kadın yanındaki erkeğine göre giyindiğini düşünüyorum. Yanındaki erkeği ne kadar düzgün, ahlaklı, aile babası, aile reisi ise bir kadın da o kadar düzgün, ahlaklı ve o kadar şık oluyor. Hayata şık bir adamla uyuduğu zaman şık bir adamla uyanıyor.
yanındaki erkeğine göre ben kadını belirliyorum biraz. O konuda biraz daha müteassıbım. Birçok müteassıptan daha müteassıbım hatta, tutucuyum. Ama ben muhafazakar eşcinsel değilim o Cemil Bey. Ben liberal eşcinselim. Aramızdaki fark o, zaten bu ülkede liberalizmle, değil mi? Liberal ekonomiyle yönetiliyor. Yani taraf olan burada benim. Taraf olan. Peki efendim, söyleyeceğiniz başka son sözleriniz varsa onları alalım sizlerden. Benim hiçbir zaman son sözüm olmadı. Allah korusun, hasta yatağında değilim. Daha yeni konuşmaya başlıyorum ben bu ülkede. Çok teşekkür ederim, olanak verdiniz. Bu arada Osman Bey'e, patronuna, kanalın ve Beyaz TV'ye ayrıyeten teşekkür ederim. Geçen yıllardan beri defalarca konu olduğum bir televizyon kanalısınız. Ulusal ana akım medyanın o çağdaşız, çağdaşız diye bağıranların çoğunda yayın yasaklıyım biliyorsunuz. Neden buna yasaklısınız? Doğan grubu da dahil. Ya neden insanlar almıyor Vallahi sizi yayına? Doğan grubuna sorun bunu, neden yasaklıyım. Eşcinsel olmanızdan dolayı olabilir mi acaba Barbaros Bey? Doğan grubunda da çalışan eşcinsel arkadaşlarım var. Eşcinsellik Doğan grubu için bir referans olmamalı bence. Evet. Dinliyoruz sizi, evet. Yani her kanalda var, her gazetede var, her yerde var. Yani ondan dolayı olamaz diyorsunuz. Olamaz. Ben bilmiyorum, onlar bilir. Ben bilmem, beyim bilir diyelim. Peki projeniz var mı önümüzdeki günlerde, neler yapacaksınız? Var projemiz elbette. Ondan Cemil var. Bey'in kitabının çıktığı Destek Yayın Evi'nden siyah poşette Muzur Neşriyat müthiş bir kitap geliyor. İkinci evet. kitabım geliyor. Peki efendim birkaç... Televizyon... Yönetmen de söylüyor, biraz vaktimiz varmış. Birkaç sorum daha var. Eğer sözünü kesmediysem buyurun, dinliyoruz sizi. Buyurun. Bu Fazıl Say ile ilgili bir sorum. Kitabım var, kitap... Buyurun dinliyoruz, lütfen, lütfen dinliyoruz, buyurun. Peki. Biliyorsunuz demin de telaffuz ettiğim gibi Ocak ayında raflarda olacak, artı 18 ibaresiyle çıkacak sosyoloji, sanat, bilim, felsefe, seks ve yakın tarihimizi benim gözümden anlatan bir ironik kitabım var. Bir tiyatro oyunu projesi var. Tabii anne boyutunda... hafta sonları Akşam Gazetesi'nde yaptığım röportajlar devam ediyor. Eğitim devam ediyor. TEMÖP var İzmir'de, Uluslararası Endüstri Mühendisliği Öğrenci Birliği. Gene İstanbul'da bir üniversitede etkinliğim var. Yakında evleniyorum biliyorsunuz. Kamuoyu biliyor İsviçre'de. Düğünüm var. Ama küçük bir nikah bu. Öyle büyük tantanalı bir düğün değil. Evlendiğimde bir kadın, heyecanlanmayın. Kadınla evleniyorsunuz. Elbette ki, çünkü bu ülke zaten bir erkekle evlenmeye izin vermiyor. Bu ülke doğarken vatandaşlarına birine pembe, birine mavi nüfus kağıdı vererek ayrımcılığı daha doğarken başlatıyor. O yüzden ikinci evliliğimi gene bir Türk kızıyla yapacağım. İsviçre'de doğmuş büyümüş bir Türk kızı. Kendisiyle geçen yaz tesadüf Anıtkabir'de ziyaret ediyordu orayı, karşılaştık. Ve benim evlenebileceğim kadını zaten ancak orada bulabileceğimi bir kere daha anladım. Ve evlenmeye karar verdim. Tarih belli mi efendim? Bunu ilk kez söylüyorsunuz değil mi televizyonlarda, ilk kez? Hayır hayır, var var. Hazreti Google'a yazın, hepsi çıkacak yani. Orada çıkar, çünkü biliyorsunuz Türkiye artık sanal ortamdan yönetiliyor. Oradan referanslarını alıyor ülke. Gerçeği unuttuk biraz. Tarih belli mi efendim? Önce de açıkladım. Tarih belli, belli mi? Önümüzdeki Perşembe günü. İsviçre'de evleniyorsunuz. Efendim. Evet, Stad'da. Tabii. Fazıl Say ile ilgili bir sorum olacak. Fazıl Say geçtiğimiz günlerde açıklamaları gündemde bayağı yerini tuttu. Türkiye'de arabesk sevenler vatan hainidir dedi. Katılıyor musunuz buna? Vallahi bu Fazıl Bey'i bağlayan bir görüş. Yani sizce Türkiye'de arabesk dinlemek vatan hainliği midir o zaman? Öyle soralım. Yani o zaman bakınız, şimdi bu bir teşbih mi ve cümlenin tamamını bilmeden yorum yapmak çok zor, ama sonra sevgili Müslüm Gürses'e de herkese ibretlik olacak müthiş güzel de bir mektup yazdı. Fazıl dünya çapında bir sanatçı, inanılmaz bir virtüöz. Sanatçıların düşünceleri, çıkışları ve düşüşleri sorgulanamaz. Herkes bir şey olabilir ama herkes sanatçı olamaz. Sanatçı olmayanlar sanat üzerine yorum yaptıklarında her şey bulanır, ucubeleşir, korkunç hale gelir, içine tükürülür, üstüne bir şey yapılır. Sanat, yaratıcılığın asla demokratik olmadığı bir kavramdır. Onun üzerinde tartışılmaz,
kabul edilir ya da reddedilir. Aynen günümüz Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunların tartışılmadığı, sorulmadığı, halka kabul ya da red dayatmasının yapıldığı gibi, biliyorsunuz Büyükşehir Yasası'nı da Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. İlçe yasalarını da onayladı. Tek tip kıyafet meselesini konuştuk. Süleyman'ın at üstündeki parkometresi hala gündemdeki yerini koruyor. Ama bu halk kaldırımları özel sektöre satılmış otopark parası ödemeye devam ediyor. Bence biz bunları konuşalım. Çünkü asıl vatan hainleri arabesk dinleyenler olamaz ya da batı müziği dinleyenler olamaz. Asıl vatan hainlerinin adreslerini siz de ben de evet, gayet iyi görüyoruz gibi geliyor evet, bana. Teşekkür ediyoruz Barbaros Bey yayınımıza katılmanızdan dolayı. Sizi yine bu stüdyoda konuk almaktan mutlu olacağız. Umarım engelle karşılaşmayız. Umarım izin verirler. Umarım bir kere daha sizlerle, mesai arkadaşlarımızla ve bu ülkenin güzel insanlarıyla buluşma imkanımız olur. İyi günler, hoşça kalın diyorum. İstanbul'a da selamlar. Sevgili izleyiciler, Barbaros Şansal'la canlı yayınımız vardı. Ünlü modacı Terzi Yama diyor kendisi. Bir zamanlar televizyonlarda moda programlarında jüri üyesiydi. Kendisini böyle bir canlı yayın aldık. Sizlerle ilgili, Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dikkatimizi çekti. İşte bu ülkede Hülya Avşar, Şener Şen ve bazı sanatçıların ön planda olmaması, ünlü olmaması gerektiğini, Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın ünlü olması gerektiğinden bahsetti Barbaros Şansal. Bakalım bugün gündemde nasıl yerini koruyacak Barbaros Şansal'la yaptığımız bu canlı yayın. Sevgili izleyiciler, programımız da böyle yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyor. Haberlerimize kaldığımız yerden isterseniz devam edelim. Göreve zorla mı gönderildiler? Şile'de batan gemiyi kurtarma çalışmaları sırasında dalgalara kapılan kurtarma boyutunda 4 denizci hayatını kaybetti. Aileler çocuklarını...